gelsene sen benimle. Gel gel. Geleyim, ne olmuş? Bak kardeşim. Kardeşim diyorum, ılımlı yaklaşıyorum. Ne öyle mahallede elemanlara sataşıp karı kıza sarkıntılık yapıyormuşsun sen? Ne saçmalıyorsun sen ya? Kimsin oğlum sen? Sen kimsin asıl? Lan oğlum sen kimsin? Hayırdır? Benim kim olduğunu biliyor musun sen? Burası Adana değil. Burada kabadayılık yapamazsın. Bize her yer Adana. Sen ne konuşuyorsun? Kaç kişiler? Sen dalarsan ben de dalarım. Hadi girelim. Hadi hadi. Kim dövdü seni? Göstersen bana. Siz de biraz bana küfür etmiştiniz. Bir de siz kolumu burkmuştunuz. Siz yoktunuz. Onu dövmeyin, o yoktu. Diğerlerini dövebilirsiniz. Bu diyalogların hepsinde biraz kendinizi buldunuz değil mi? Belki eski bir lise anınızı hatırlayıp tebessüm ettiniz. Ama birden hatırladınız. Bu delikanlılığın sonu bazen de hiç istediğimiz gibi bitmiyor. Tutmayın beni, tutmayın. Öldüreceğim onu. Tutmayın. Başımızı belaya soktuk. Beladan çıktığı da yoktu da neyse. Bu yüzlere iyi bakın. Size nereli olduklarından, yaşantılarından bahsetmeyeceğim. Çünkü hepsi 15-28 yaşları arasında gencecik çocuklardı. Evet, başlarını belaya soktular. Kimse kurtaramadı onları. Kimse korumak için hareket etmedi. Ama öldükten sonra arkalarından çok konuştular. Protestolar, kınamalar, birbirlerini suçlamalar, alakasız bir şekilde konuyu politikaya getirmeler. Neyi merak ediyorum ama biliyor musunuz? Birine üzülürken diğerine sevinebilen insanların gerçekten sizden olana üzüldüğüne inanıyor musunuz? Neden birinin sizi tarafına alıp bunlar bu çocuğa üzülmediler? Bu çocuk için konuşmadı, bu çocuk için konuştu diye taraflara ayrılmayı bekliyorsunuz? Gerçekten ölüye bile sosyal kimliğiyle düşünmeden bakamıyor musunuz? Artık bir sakin olalım. Çünkü gencecik, üniversite okuyacak, festivallere katılacak, tek derdi hayatın tadını çıkarmak olması gereken gençleri sokağın karanlığında kaybediyoruz.